Daha yeni başladı çekime. Bunlar böyle teleskopik sofalar, ayarlanabiliyor. Yüksekliğini ayarlıyoruz. Ucunda da işte böyle tarak gibi tırmıklar var. Ağacın saçlarını tarar gibi zeytinleri alıyoruz. İşte taradık. Şimdi yaygının ortasında kalanlar böyle bu ağaçtan çıkan. Küçük bir ağaç bu. Dallardan ayırmamız gerekiyor. Yoksa üfleme aleti temizlerken şimdi yağ gidecek, bunlar sıkım olacak. Şunları koparamıyor, daldan ayıramıyor. Yapraklar kalabilir arada ama dala yapışık olmamalı. İşte böyle kaldı. Sen o kovayı al da gel. Tamam. Bu yeni aşılanmış olan ağaçlar hani tek tük veriyor. Onun için onları elle toplayabiliriz hemen. Annem der ki tane taneye eş, taneden de aş olur. Geçen sene o ağaç çok güzel vermişti. Çok doluydu, hatırlıyor musun? Hem kırmalığı bundan yaptık. O kadar topladığımız halde sonra gene çıkmıştı bundan. Yine maşallahı var. İşte buradaki otları temizlemediğimiz için yayga sermekte sıkıntı oluyor. Şimdi hem çekim yapıp hem bunları götürmem gerekiyor. Onun için görüntü fazlaca titreyebilir. Ne yapalım? İşte böyle. Bu iki ağacın arasına. Tamam, hemen. Mola verdik. Değil mi? Gel hayatım. Oh, zaten sesimizi alır mı? Bilmiyorum ha. Yorulduk ha. Kaç ağaç kaldı? Çok ağaç kaldı. Üç. Ya şimdi küçük ağaçlar, bak. Elle toplan, hani elle hemen toplarız diyoruz, yaygı ser falan. Uğraşmayalım diyoruz ama. Hı. O zaman da çok zaman alıyor. Pıt 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 pıt. Hani yokmuş gibi görünüyor. Sonra başladığında ooo maşallah. Burada 300 ağaçtan fazla var herhalde. Ne 300'ü? Kaç 300? Yani burada şimdi büyükleri sayarsan normal. Büyükleri sayarsan 300 civarı ama hani küçükler de işin içine girdi mi çok. Zevkli. Çok yorucu ama evet çok zevkli. Sonucu güzel. Aslında şöyle, şu ağaçlar hani kendi biten ya. Hı hı. Şey yapsak hani çok sık olanların aralanması gerekiyor ya, daha hani onları kökletip kökletip böyle belli bir hizada diksek o zaman sayabiliriz. Temiz, çok güzel.
Vallahi çok güzel. Yeri çok güzel, sessiz. Şu an kıyamet kopuyormuş. İşte virüs varmış. Şehirde şu oluyormuş. Trafik varmış. AVM'lere giriş yasakmış. Kahveler kapalıymış. Bana ne ya? Zeytinlerimizi topladık. Hadi bu sene de hayırlı yemek nasip olsun. En son çıkarken bir baktım bu kalmış. Cebime düşmüş bu. Böyle asalım arabada dursun. Şimdi Şirince yoluna gidiyoruz. Selçuk'a inmek daha pratik bizim burada. Yağ sıkım işi için. Şirince yolunda çok güzel bir yağ sıkım tesisi var. Yağhane. Değil mi? Yağhaneydi adı. Yağhane değil. Yağhane. Şimdi işte oraya gidiyoruz. Belki de bize bekleyin 1-2 saatte veririz derlerse bir Selçuk gezisi yaparız. Küçük bir gezi. Hadi şimdi Yağhane'de görüşmek üzere. Bir mandalina bahçesi. Selçuk yolunda. Köpeğe bak. Bakıyor. Geçebilir miyiz? Geçiş var mı? Mandalina topluyorlardı. Kasa kasa dizmişler, kamyona yüklüyorlar. Mandalina bahçelerinin arasından geçiyoruz. Selçuk'a doğru giderken buradan itibaren mandalina bahçeleri başlıyor. Bahçenin birinden toplama yapmışlar. Kamyon yanaşmış, kasa kasa böyle mandalinalar kapının önünde yüklüyorlar. Durduk. Dedik ki satıyor musunuz? Hayır dedi. Böyle boynumuzu büktük. Tam hareket ediyorduk. Dedim ki satmıyorsanız bari verin 1-2 tane. O tabii abla dedi. Sağ olsun hemen böyle hemen doldurdu, kucağına verdi. Çok da güzel mandalina. Değil mi? İnce kabuklu, bal sulu, gibi. Bal gibi. Şuralarda satan bulsak da alsak şöyle bolca. Evet, zeytin sıkım yerine geldik. İşte yani Şirince yolunda bir tesis. İnşallah şu anda çok sıra yoktur. Fabrika içine girmek yasakmış Covid nedeniyle. Oraya tartılacak. Evet, tartım işi çok ilginç. Arabayla birlikte giriyorsunuz tartım yerine. Burada tartılıyor. Ondan sonra gidiyorsunuz, boşaltıyorsunuz arabanızdaki zeytini. Tekrar gelip tartılıyorsunuz. Ve işte şu kadar yağ var diyor sizde. Pardon, yağ değil. Şu kadar zeytin var sizde diyor. Kolay gelsin. Bahadır Çetin. Evet. Tamam. Bu yeni numaranız değil mi? Hangisi? Şimdi ilk defa getiriyorsunuz değil mi? Bu yıl ilk defa. Tamam. Yani daha önceki yıllarda getiriyorduk. Sırık zeytin. Evet. Arkadaşlar aşağı inerseniz fabrika sınırları içerisinde maskemizi takıyoruz sadece. Tamam. Zorunlu. Tamam. Götüreyim tamam. Arabayı. Tabii hemen asfalt kenarına çekin, orada arkadaşlar gidecek. Evet, tartıldı şimdi. İndirecekler. Tamam abi. İşte sistem bu. Şimdi tekrar tartıya gideceğiz. Normalde burası arı kovanı gibi olurdu bu mevsimde. Teşekkürler. Evet, fabrikaya girip gezemiyoruz yağ sıkım tesisini. Çünkü Covid nedeniyle. Giriş yasak ise ama bu senenin yok. Evet, bu yıl gerçekten çok az. Zeytinleri şöyle gösterebilirsin istiyorsan. Çok
Çok kötü. Evet, İnip evet. gösterebiliriz. Çok kötü. Oo, bizim zeytinler bunun yanında çok çok iyi. Evet. Çok kötü zeytinler. Evet. Yazık. Yani kuru. Ay, zemin mi toplamışlar anlamadım. Çekim için acaba izin vermezler mi? Çalışıyor mu şu anda? Şu anda sıkım varsa çekim Sorry. Yapabilir miyiz? Diye. Ne oldu? Kesinlikle giremez diyor. Kimse giremez diyor.